katrenin zeyli. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Remiz Arkadaş, vaktin evvelinde Kabe'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak menduptur ki, birbirine giren daireler gibi, beytin etrafında teşekkür eden safları görmekle, yakın saflar beyti ihata ettikleri gibi, en uzak safların da alemi İslam'ı ihata etmiş olduğunu hayal ile görsün. Ve o saflara girmekle o cemaati uzmaya dahil olsun ki, o cemaatin icma ve tevatürü, onun namazda söylediği her davaya ve her bir sözüne bir hüccet ve bir bürhan olsun. Mesela namaz kılan elhamdülillah dediği zaman, sanki o cemaati uzmayı teşkil eden bütün müminler, evet doğru söyledin diye onun o sözünü tasdik ediyorlar. Ve bu tasdikler hücum eden evham ve vesveselere karşı manevi bir kalkan vazifesini görür. Ve aynı zamanda bütün hasselleri, latifeleri, duyguları o namazdan zevk ve hisselerini alırlar. Yalnız musalliğinin Kabe'ye olan şu hayali nazarı kasti değil tebeyi bir şuurdan ibaret bulunmalıdır. İhtar Sata Arz Mescidine mütekalif ve muntazam harekatıyla teziyen eden o cemaat uzmanın, satırlara andıran saflarının o güzel manzarası muhafaza edilmek üzere, Alev misal sayfasında kalem-i kader ile ilahi bir fotoğrafla tersim ve terkim edilmekte olduğu ihtimal ve imkandan hali değildir. Remiz Arkadaş, vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken, Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam sünnetleri birer yıldız, birer lamba vazifesini gördüklerini gördüm. Her bir sünnet veya bir haddi şerî, zulmetli dalalet yollarında güneş gibi parlıyor. O yollarda insan, zerre miskal o sünnetlerden inhiraf ve udûl ederse, şeytanlara mel'ab, evhama merkep, ehval ve korkulara marez ve dağlar kadar ağır yüklere matiye olacaktır. Ve keza o sünnetleri sanki semadan tedelliği ve tenezzül eden ipler gibi gördüm ki, onlara temessük eden yükselir, saadetlere nail olur. Muhalefet edip de akla dayananlar ise, uzun bir minare ile semaya çıkmak hamakatinde bulunan firavun gibi bir firavun olur. Remiz Arkadaş, nefiste öyle dehşetli bir nokta ve açılmaz bir ukde var ki, zıtları birbirinden tevlid eder.'' ve aleyhte olan her bir şey lehte zanneder. Mesela güneşin eli sana yetişir, ziyasıyla başını okşar. Fakat senin elin ona yetişemez ve senin keyfin üzerine hareket etmez. Demek şemsin sana karşı iki ciheti vardır. Biri kurp, diğeri buğut. Eğer senin ondan bayit olduğun cihetle o bana tesir edemez ve onun sana karip olduğu cihetle ona tesir edebilirim desen cehlini ilan etmiş olursun. Kezalik Halık ile nefis arasında da bir kurp ve buğut vardır. Kurp Halık'ındır, buğut nefsindir. Eğer nefis uzaklığı cihetiyle, enaniyet ile Halık'a bakıp bana tesir edemez diye bir ahmaklıkta bulunursa dalalete düşer. Ve keza nefis mükafatı gördüğü zaman keşke ben de öyle yapaydım, böyle olaydım der. Mücazatın şiddetini de gördüğü vakit tiami ve inkar ile kendisini teselli eder.'' Ey ahmak noktayı sevda! Halkın efali sana nazır değildir. Ancak ona bakar. Kainatı senin hendesen üzerine yapmış değildir. Ve seni hılkati alemde şahit tutmamıştır. İmam-ı Rabbani'nin radıyallahu anh dediği gibi, Melik'in atiyelerini ancak matiyeleri taşıyabilir. Remiz Arkadaş, bilhassa mustar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bazen o gibi duaların hürmetine en büyük bir şey, en küçük bir şeye musakkar ve muti olur. Evet kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık bir masumun duası hürmetine denizin fırtınası, şiddeti, hiddeti inmeye başlar. Demek dualara cevap veren zat bütün mahlukata hakimdir. Öyleyse bütün mahlukata dahi haliktir. Remiz Kardeşlerim, Nefsin en mühim bir hastalığı da şudur ki, küllü cüzde, büyüğü küçükte görmek istiyor. Göremediği takdirde red ve inkar eder. Mesela küçük bir kabarcıkta güneşin tamamıyla tecelliyatını ister. Bunu göremediği için o kabarcıktaki cilvenin güneşten olduğunu inkar eder. Halbuki şemsin vahdeti tecelliyatının da vahdetini istilzam etmez. Ve keza delalet etmek tazamun etmeyi iktiza etmez.'' Mesela kabarcıktaki güneşin cilvesi güneşin vücuduna delalet eder. Fakat güneşi tazammun edemez. Yani içine alamaz. Ve keza bir şeyi bir şeyle tavsif edenin o şeyle muttasıf olması lazım gelmez. Mesela şeffaf bir zerre şemsi tavsif eder. Fakat şemsi olamaz. Bal arısı sani hakimi vasıflandırır. Ama sani olamaz. Remiz Arkadaş, Küfür yolunda yürümek, buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikelidir. İman yolu ise suda, havada, ziyada yürümek ve yüzmek gibi pek kolay ve zahmetsizdir. Mesela bir insan gövdesinin cihatı sittesini güneşlendirmek istediği zaman ya bir mevlevi gibi dönerek gövdesinin her tarafını güneşe karşı getirir veya güneşi o mesafeyi baydeden cel bile gövdesinin etrafında döndürecektir. Birinci şık tevhidin kolaylığına misaldir. İkincisi de küfrün zahmetlerine misaldir. Sual Şirk bu kadar zahmetli olduğu halde ne için kafirler kabul ediyorlar? Cevap Kasten ve bizzat kimse küfrü kabul etmez. Yalnız şirk hevai nefislerine yapışır. Onlar da içine düşer, mülevves pis olurlar. Ondan çıkması müşkülleşir. İman ise kasten ve bizzat takip ve kabul edilmekle kalbin içine bırakılır. Remiz Arkadaş bir kelime-i vahidenin işitilmesinde bir adam, bin adam birdir. Yaratılış hususunda da kudret-i ezeliyeye nispeten bir şey, bin şey birdir. Nevi ile fert arasında fark yoktur. Remiz Arkadaş, bütün zamanlarda bütün insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin için nazil olan Kur'an'ın, harikulade haiz olduğu camiyet ve vüsat ile beraber, tabakatı beşerin hissiyatına yaptığı müraat ve okşamalar, bilhassa en büyük tabakayı teşkil eden avam-ı fehmini okşayarak, tevcih-i esnasında yaptığı tenezzülat, Kur'an'ın kemal-i belagatına delil ve bahir bir burhan olduğu halde, hasta olan nefislerin dalaletine sebep olmuştur. Çünkü zamanların ihtiyaçları mütehaliftir. İnsanlar fikirce, hisçe, zekaca, gabavetçe bir değillerdir. Kur'an mürşittir. İlşat umumi oluyor. Bunun için Kur'an'ın ifadeleri zamanların ihtiyaçlarına, makamların iktizasına, muhatapların vaziyetlerine göre ayrı ayrı olmuştur. Hakikate hal bu merkezdeyken en yüksek, en güzel ifade çeşitlerini Kur'an'ın her bir ifadesinde aramak hata olduğu gibi, muhatabın hissine, fehmine uygun olan bir üslubun, mizan ve mirsadıyla mütekellime bakan elbette dalalete düşer. Remiz Arkadaş, dünyanın üç veçi vardır. Birisi ahirete bakar, çünkü onun mezrasıdır. İkincisi esma-i bakar, çünkü onların mektep ve tezgahlarıdır. Üçüncüsü, kasten ve bizzat kendi kendine bakar. Bu vecihle insanların hevesatına, keyiflerine ve bu fani hayatın tekalifine medar olur. Nur-i imanla dünyanın evvelki iki vecihine bakmak manevi bir cennet gibi olur. Üçüncü vecih ise dünyanın fena yüzüdür ki, zati ve ehemmiyetli bir kıymeti yoktur. Remiz Arkadaş, insanın vücudu, bedeni, enval-i miriyeden bir neferin elinde bulunan bir hayvan gibidir. O nefer, o hayvanı beslemeye ve hizmetine mükellef olduğu gibi, insan da o vücudu beslemeye mükelleftir. Aziz kardeşlerim, burada bana bu sözü söylettiren nefsimle olan bir münakaşamdır. Şöyle ki, ile mağrur olan nefsime dedim ki, sen bir şeye malik değilsin, nedir bu gururun? Dedi ki madem malik değilim ben de hizmetini görmem. Dedim ki yahu bu sineye bak. Gayet küçücük zarif elleriyle kanatlarını gözlerini siler süpürür. Her işini görür. Sen de lakal onun kadar vücuduna hizmet etmelisin diye ikna ettim. Takdis ederiz o zatı ki bu sineye nezafeti ilhamen öğretir bana da üstad yapar. Ben de onun ile nefsimi ikna ve ilzam ederim.'' Remiz İnsanı dalaletlere sürükleyen cihetlerden biri de şudur ki, ismi zahir ile ismi batının hükümleri ayrı ayrı oluyor. Bunları birbirine karıştırıp mercilerini kaybetmek mahsurludur. Kezalik kudretin levazımı ile hikmetin levazımı bir değildir. Birisine ait levazımatı ötekisinden talep etmek hatadır. Ve keza daireyi i esbabını iktizası ile daireyi itikat ve tevhidin iktizası bir değildir onu bundan istememeli. Ve keza kudretin taallukatı ayrı, vücudun cilveleri veya sair sıfatın tecelliyatı ayrıdır. Birbirine iltibas edilmemeli. Mesela dünyada vücudun tedricidir. Berzahi aynelerde ani ve defidir. Çünkü icat ile tecelli arasında fark vardır. Remiz Arkadaş, İslamiyet bütün insanlara bir nur, bir rahmettir kafirler bile onun rahmetinden istifade etmişlerdir. Çünkü İslamiyet'in telkinatıyla küfrü mutlak, inkarı mutlak, şek ve tereddüde inkılap etmiştir. O telkinatın kafirlerde de yaptığı inikas ve tesirat sayesinde kafirlerin hayat-ı ebediye hakkında ümitleri vardır. Bu sayede dünya lezzetleri ve saadeti onlarca tamamıyla zehirlenmez. Bütün bütün o lezzetler elemlere inkılap etmez.'' Yalnız tereddütleri vardır. Tereddüt ise her iki tarafa baktırır. Deve kuşu gibi tam manasıyla ne kuş olur ve ne de deve olur. Ortada kalarak her iki tarafın zahmetinden kurtulur. Remiz Arkadaş, nefis tembellik sayıkasıyla vazife-i ubudiyetini terk ettiğinden tesettür etmek istiyor. Yani onu görecek bir rakibin gözü altında bulunmasını istemiyor.'' Bunun için bir halıkın, bir malikin bulunmamasını temenni eder. Sonra mülahaza eder, sonra tasavvur eder. Nihayet ademini yok olduğunu itikad etmekle dinden çıkar. Halbuki kazandığı o hürriyetler, ademi mesuliyetler altında ne gibi zehirler, yılanlar, elim elemler bulunduğunu bilmiş olsa derhal tövbeyle ile vazifesine avdet eder. Remiz Arkadaş, her bir insanın bir noktayı istinadı bulunduğuna nazaran, istinad noktalarının tefavütüne göre insanların yapabileceği işler de tefavüt eder. Mesela büyük bir sultana istinadı olan bir nefer, bir şahın yapamadığı bir işi yapar. Çünkü noktayı istinadı şahtan büyüktür. Evet, Kudreti Ezeliye tarafından memur edilen bauda, yani Sivrisineğin Nemrud'a olan galebesi ve bir çekirdeğin Falikul Habbi ve Neva tarafından verilen izin ve kuvvete binaen koca bir ağacın cihazatını, malzemesini tazammun etmesi, yani içine alması, bu hakikati tenvir eden birer hakikattir. Remiz Arkadaş, Katre namındaki eserimde Kur'an'dan ilhamen takip ettiğim yol ile ehli nazar ve felsefenin takip ettikleri yol arasındaki fark şudur. Kur'an'dan tavrı kalbe ilham edilen Asay Musa gibi manevi bir asa ihsan edilmiştir. Bu asa ile kitabı kainatın herhangi bir zerresine vurulursa derhal maya hayat çıkar. Çünkü müessir ancak eserde görünebilir. Manevi asansör hükmünde olan mürakabeler ile maul hayatı bulmak pek müşküldür. Ve sahite lüzum gösteren ehli nazar ise etrafı alemi arşa kadar gezmeleri lazımdır ve o uzun mesafede hücum eden vesveselere, vehimlere, şeytanlara mağlup olup caddeden çıkmamak için pek çok bürhanlar, alametler, nişanlar lazımdır ki yolu şaşırtmasınlar. Kur'an ise bize asa Musa gibi bir hakikat vermiştir ki, nerede olsam, hatta taş üzerinde de bulunsam asayı vuruyorum, maul hayat fışkırıyor. Alemin haricine giderek uzun seferlere, ve su borularının kırılmaması ve parçalanmaması için muhafazaya muhtaç olmuyorum. Evet, ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid beytiyle, bu hakikat hakikatiyle tebarüz eder. İhtar, Kur'an'ın delaletiyle bulduğum yola gitmek isteyen için ve ona o yolu güzelce tarif etmek için Risale-i Nur külliyatı güzel bir tarifçidir. Remiz Arkadaş, nefsin vücudunda bir körlük vardır. O körlük vücudunda zerre miskal kaldıkça hakikat güneşinin görünmesine mani bir hicab olur. Evet, müşahademle sabittir ki, kati, yakîni bürhanlar ile deliller dolu olan büyük bir kalede, küçük bir taşta bir zafiyet görünürse, o kör olası nefis, o kaleyi tamamen inkar eder, altını üstüne çevirir. İşte nefsin cehaleti, hamakati, bu gibi insafsızca tahribattan anlaşılır. Remiz Ey insan! Senin vücudunun sahasında yapılan fiiller ve işlerden, senin yedi ihtiyarında bulunan ancak binde bir nispetindedir. Baki kalan malikül mülke aittir. Binaenaleyh kendi kuvvetine göre yük al, yoksa altında ezilirsin. Kıl kadar bir şuur ile büyük taşları kaldırmak teşebbüsünde bulunma. Malikinin izni olmaksızın onun mülküne el uzatma. Binaenaleyh, gafletle kendi hesabına bir iş yaptığın zaman haddini tecavüz etme. Eğer Malik'in hesabına olursa, istediğin şeyi al ve yap. Fakat izin ve meşiyet ve emri dairesinde olmak şartıyla. İzin ve meşiyetini de şeriatından öğrenirsin. Remiz Ey şan ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam! Gel o dersi benden al. Şöhret aynı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır ve insanı insanlara apt ve köle yapar. O bela ve musibete düşersen inna lillahi ve inna ileyhi raciun de o beladan kurtul.